Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, arabama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay aman Allah'ım ne kadar hava soğuk, ne kadar hava soğuk. Şöyle ince ince kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa, lapa lapa demeyi çok isterdim. Ama böyle cama düştüğü an su oluyor. Neyse gece kar yağmış. İşte çatılar, arabaların üstleri, camları vesaire. Her yer böyle bembeyaz. Yerler değil de yani böyle çatılar. Ondan sonra arabaların üstleri falan. Neyse çocukları okula bıraktım. Ömer Halis'i anaokuluna bıraktım. Şimdi bugün burada Hülsün pazarı var. Diyorum aslında bu tarafa doğru geçmişken 2 dakika pazara da uğrayayım. Şimdi şurada bir park buldum. Baktım çok uzak. Ay. Ben var ya ben boksa başladım. Ah ben dün gece bir fena oldum. Üstümden kamyon geçmiş, trafik kazası geçirmişim gibi. Ben var ya evde böyle ay oh, ah falan böyle çocuklar hep sürekli anne iyi misin? Anne iyi misin? Ay bütün vücut hatları bu ne? Her bir yer ya etlerim nasıl ağrıyor, nasıl acıyor. Çok fena oldum ve bugün ikinci ders var. Tabii ki de gideceğim. Gitmemezlik yapmayacağım. Bugün Melis'te de randevum var. Şimdi bir pazara uğrayayım. Bir iki bir şeyler alayım pazardan. Ondan sonra eve gideyim. Üstümü başımı değiştireyim. Bir duş alayım. Ondan sonra Melis'e gidelim. Neyse bakalım. Melis'te de bölgesel incelme. İşte bir yandan boks dersleri. Boksu bu arada ben spor niyetini yapıyorum. Boks öğrenmek için veya işte ne bileyim yarışmalara falan katılacağım için değil. Tamamıyla çünkü ben çocuklarda gördüm bütün vücut böyle hani hareket ediyor. Bayağı böyle spor. Ondan sonra sıkılaşmak için de birebir. Büyük ihtimal dedim büyükler de aynı ısınma hareketleri vesaire yapıyordur ki düşündüğüm gibi de oldu. Acayip bir şey. Yani ben fitness stüdyoya gitmeyi hiç sevmiyorum. Gerçekten spor salonuna gidip orada spor yapmayı sevmiyorum. Çok sıkıcı geliyor bana. Ve evde zaten spor salonunda olabilecek her bir şeyim var. Ama evde de çok sıkıcı geliyor. Ama mesela boks niye benim çok hoşuma gitti? Çünkü başınızda bir hoca var ve hocanın yani orada böyle grup eşliğinde yapıyorsunuz. Herkes sizinle aynı şeyi yapıyor. Orada mesela hem gülüşüyorsunuz, sakırışıyorsunuz. Güzel oluyor. Hani o şekilde daha güzel oluyor. Böyle grup halinde bir spor yapıldığı zaman çok daha güzel oluyor. Bakalım pilates yeri de buldum. Pilates'e de gitmek istiyorum tabii ki ayrıyetten. Pilates dersleri de ama işte daha orayı bir arayamadım. Şimdi eve gideyim orayı da bir arayacağım. Pilates'i de arayacağım. Ondan sonra ev sahibini bir aramam lazım. Banyomun üst duvarı inanılmaz bir şekilde rutubet ve rutubet gitgide yayılıyor. Kaç kere aradım bir şey yapmadılar. Ev değiştirmek istiyorum. Şu an işte değiştirebileceğim bana uygun böyle büyük ev de yok. Gelip tamir etmediler. Banyonun gideri tıkalı. Su birikiyor banyo yaparken. Ondan sonra klozetin borusu çatlamış. Oradan su akıyor. Yani banyo bildiğiniz aslında komple beni elden geçir böyle değiştir diyor bağırıyor. Bakalım. Orayı şöyle bir arayayım. Bir dişimi bir göstereyim. Neyse. Böyle bakalım. Hadi şimdi gidelim bakalım pazar yerinin orada. Park bulursak inşallah pazara girelim. Bulamazsak da artık es geçerim yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Çok da güzel bir yerde park buldum. Bu geçen geldiğimiz Şoku Bruna kafenin önünde. Neyse bugünden itibaren Almanya'da maske kalktı diyorlar ama bakalım bilmiyorum gerçek haber mi yalan haber mi. Şu ana kadar kimseden maske görmedim. Evet pazara geldik bakalım. Kapa, doldur, peynir, fırına.
En sağlam uçak. Araba karada kalıyor, bozuluyor. Uçak dedim, havada kalma şansı yok. Olsa bile hatır bir. Evet sevgili takipçi kankalarım. Eve geldim. Üstümü hemen değiştirdim. Duş aldım, üstümü değiştirdim. Şimdi Özge'yi alıp Melis'e gideceğim. Bakayım hazır mı? Tamam. Müziğimizi de açalım. Bugün böyle her şey hızlı hızlı. Pazardan aldıklarım hala daha bagajda duruyor. Onları daha çıkarmadım eve. Bugün yeni listeden dinlemek istiyorum ya. Arabada son ses müzik dinliyorum. Ne yapayım? Haydi gidelim. Sevgili takipçi kankalar. Eve geldik ama hemen acele bir şekilde tekrardan çıkacağız. Antrenmanımız var. Ama ben bu videoyu bu şekilde çekip ondan sonra kapatacağım. Şimdi siz bu videoyu izlediğinizde artık biz Ramazan'ın ilk güne başlamış olacağız. Çünkü bu gece sahura, ilk sahura kalkacağız Allah nasip ederse. Valla hemen çocuklar gelir gelmez pastırmayı görünce hemen ekmeği açıp şöyle bir pastırmalı ekmek yaptılar kendilerine. Neyse, hatta pitanyanın kesip onu da yemişler. Muz da var ya, eve gelirken böyleydi. Yani aldığımda bembeyazdı. Buraya gelene kadar üst üste durdukları için bagajda böyle bir kararmış. Neyse neler aldık hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Sizin de şuradan kaçırdıklarını şuraya eklersek şimdi bence çekime başlayabiliriz. Öncelikle bugün pazara uğradım biliyorsunuz. Pazara gittim. Pazarda böyle bir kuru yemişçi vardı. Oradan 1 kilo kavrulmuş kaju aldım. 1 kilo kavrulmuş badem. Ramazan'da böyle iftardan 1 saat 2 saat sonra çayın yanına böyle kendime az az koyarım diye düşündüm. İşte misafir mutlaka davet ederim iftara. Böyle misafirlerime sağlıklı kavrulmuş neydi? Kuru yemiş ikram ederim diye düşündüm. Şöyle Antep fıstığı, kavrulmuş fındık içi. Daha sonra 1 kilo şöyle şu iri, bir ismi vardı bunun ama ne bilmiyorum. İri şöyle etli iri hurmalardan aldım. 1 kilo şöyle kayısı aldım o amcadan. Böyle bunlara 65 euro verdim. Daha sonra pazardan ne aldım? Limon, salatalık. Ömer Halis. Bir tanesini komple full yemiş, bir tanesini de yarım kesmişler. Sarımsak. İki tane portakal, bir tane kan portakalı, birazcık mandalina, biraz elma, biraz armut, muz. Şu pitanyayı bakkaldan almıştım ama çocuklar hemen yemek istediler. Yarısını yediler, yarısını Ömer Has bu şekilde bırakmış. Domates aldım, bayağı böyle bir tozlu, çamurlu gibi. Ispanak aldım iki bağ. Karnabahar aldım, bayağıdır karnabahar yemedim şöyle. Kıymalı bir şekilde karnabahar yemeği yapasım var. Mantar aldım. Mantarları özellikle büyüklerden seçtim. Mantar dolması yapabilirim. Bu arada burada hem Lidl'den hem Netto'dan hem de pazardan böyle mişmaş alışveriş var bu arada. Mesela makarnalar Lidl'den. Grill'de Lidl'den. Mesela soğan patatesi Netto'dan. Soğan patates aldım. 2,5 kilo patates. 1,5 kilo soğan. Şöyle hazır taze yufka geliyor Türk bakkalımıza. Taze yufka aldım. Kıyma aldım. Kıymayı kavurup Madame Mor'da Nuriye'de çok güzel böyle üçgen yufka böreği gördüm. Çok hoşuma gitti. Yapıp buzdan koymak istiyorum. Yine iftar sofralarında iftara misafir davet ettiğimde yanına şöyle güzel börek yapmak için hazır olsun dedim. Daha sonra pastırma kestirdim biliyorsunuz. Sahur masalarında olmazsa olmaz pastırma. Yine çocuklar için şöyle pastırmalı sucuk. Şöyle yine ekmeklerin için işte okul beslenme çantalarına dilim salam. Şu Murat Bey'in
burgu peynirinden, Oba'nın krem peynirinden. Yine Netto'dan şöyle iki tane, biri çeşnili, biri de şey, bunu da açmışlar. Bak bir de alta koymuşlar. Labne. Şöyle bir paket sosis Ömer Halis için. Tukaş'ın salçası. Bunu daha önce aldım. Şimdi yemekleri kullandığım için orada öyle duruyor. Şöyle tahıllı bir ekmek. Yine tam tahıllı tost ekmeği. Piril. Şöyle 4 tane çekirdek. Daha sonra ne var? Marul. Yine çay yanı böyle veya kahve yanı diye gelenlere ikram ediyorum. Bazen biliyorsunuz patlayınız kan için. Gerçi Ramazan'da gelinemez ama Ramazan'dan sonra veya işte Ramazan içinde gelen arkadaşlara, misafirlere vesaire, artık işte kızlara. Şöyle şunlardan aldım. İşte Eticin, Benimo, Halle, Tutku, Biskrem Ekstra. Ben şunu çok seviyorum. Burçak. Eti Burçak. Kaymaklı. Daha sonra yine arada şöyle bisküvili, pudingli pasta yaparım diye şu eti bisküviden aldım. 2 kilo kıyma, yok 3 kilo kıyma aldım. 3 kilo tavuk göğsü aldım. 3 kilo da kanat aldım. Bunları 3'er kilo aldım. Et almadım çünkü etim vardı zaten. Etim var olduğu için et alma gereği hissetmedim. İkinci alırım bu taze taze. Böyle çok da fazla bir şey almamışım aslında. Ha bir de şurada kefirim var. Kefir aldım. Onu birazdan kendim içeceğim. Böyle bakalım. Bunları ben şimdi yerlerini güzel bir şekilde yerleştireyim. Yerlerine bunları koyayım. Ondan sonra da artık bu videoyu da bu şekilde kapatalım. Birazdan antrenmana gideceğim. Antrenmandan sonra zaten saat bayağı geç vakit oluyor. Eve geliyordum. Çocukların karnını doyuruyordum, ediyordum falan derken zaten yatma saatimiz geliyor. Ondan sonra çok da fazla böyle çekim yapabileceğim bir şey olmuyor. O yüzden bu videoyu böyle Ramazan alışverişiyle burada kapatalım. Yarın da dün çektiğim videomu paylaşacağım sizlere. Dün de video çekmiştim. Ama onun hala daha editini bitiremedim. Aslında full konuşmalı bir şey olmuş. İşte oraya gittim, buraya gittim, şunu yaptım. Dün gene böyle bütün gün dışarıda olduğum bir gündü. Ama bunu şimdi Ramazan'a girmiş olduğumuz için hem böyle Ramazan'ınızı kutlamak istedim. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. Rabbim bol bol ibadetle oruçlarımızı hakkıyla tutmayı nasip etsin. Böyle hem Ramazan'ınızı kutlamak istedim. O yüzden bu videoyu öne çekiyorum. Yani bunu yarın izleyeceksiniz. Bunu izlerken öbür günü, yarın da dünkü çekmiş olduğum videoyu izleyeceksiniz. Böyle bakalım arkadaşlar. Benden bizden bugünlük bu kadar. Bu arada yorumlarda akşamki iftar menünüzü de şimdiden alalım. Yorum kısmına akşama kadar bir hayli vaktimiz olacak. Bu videoyu izlerken, videoyu izleyip yorumlara bakanlar da bizlerden feyizlensin diyorum. Hadi bakalım. Zengin kalkışımızı yapalım. Yarınki vlogda burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.